Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Son 24 saatte Galatasaray'ın gündemine neler yansıdıysa onları size iletme gayreti içerisine gireceğim. Özellikle söylemem gereken, belki başlarken vurgulamam lazım, Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Yorum, beğeni ve özellikle de abone olarak verdiğiniz katkı kanalımızın büyümesine, Galatasaray haberlerinin de daha geniş bir kesime duyurulmasına özen göstermiş oluyoruz böylece sizlerin katkılarıyla. Evet, şimdi şöyle başlayalım hemen istiyorum. Nasıl başlayalım? Sırasıyla gidelim çünkü Erden Timur konusunda ciddi bir gelişme var. Başkan Dursun Özbek'in bugün mazbatasını aldığını söyleyelim. Sport İtalya'nın bir haberi var. Yani birkaç önemli haberimiz var. Transferle ilgili bazı gelişmeler de var. Onlardan size bahsedelim. Önce Kerem Aktürkoğlu ile başlayalım. Kerem Aktürkoğlu biliyorsunuz Dönence şarkısını çaldırmıştı şampiyonluk gecesinde. Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu iddiası vardı. Şimdi İspanya'dan Real Sociedad kendisine 12 milyon euroluk bir teklif sunduğu ya da işte sunacağı Galatasaray'a bir teklif ortaya çıktı. Arkasından da MLS'ten de 14 milyon euroluk bir teklif alacağı iddiası var. Ancak Galatasaray'ın 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği bilgisini de size paylaşalım. Ben o kadar yukarı çıkacağını düşünmüyorum. Arada yorumumu da katıyorum. 15'ler civarında bir rakama Kerem Aktürkoğlu gidecektir. Çünkü kendisi de izin isteyecek. Son günlerde yaptığı açıklamalardan sonra Galatasaray taraftarıyla tekrar iletişim kurması çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Böyle başlayalım. Sonra devam edelim. Bazı oyuncular gidiyor. Onlardan bahsedelim. Ndombele, Vinicius, Serge Aurier, Oliveira, Zaha, Tete, Çıkıldao, Dubois ve Ross. Bunların içerisinde Dubois'un kalma ihtimalinden bahsedebiliriz. Galatasaray'ın bir sağ beke ihtiyacı var. Eğer uygun şartlarda genç, dinamik, geleceğe yönelik bir oyuncu bulamazsa Dubois'un kalmasını sağlayabilir. Onun dışındaki oyuncular da şartlara göre gidecek. Ndombele gidebilir, Vinicius gidebilir, kiralık Aurier gidebilir. Ama mesela Sergio Oliveira, Zaha, Tete yani sözleşmesi olan oyuncularla vedalaşmak çok kolay olmadığını söylemem gerekiyor. Bu arada döneceklerden biri de Zaniolo. Zaniolo ile ilgili de bir tepki var. Şampiyonlukla ilgili bir paylaşım yapmamış olması Galatasaray taraftarının dikkatini çekti ve neden böyle oldu diye ciddi bir tepki gösterdiler. Yani nasıl bakalım, iyi niyetli bakalım, belki de bir ihmaldir diyelim, başka şeyler düşünüyor olabilir o sırada diyebiliriz. Neyse, sonuç itibariyle yani Zaniolo atacağı gollerle kendisini affettirebilir. Şimdi gelelim Daichi Kamada'ya. Galatasaray'ın gerçekten çok istediği bir oyuncuydu. Lazio'da pek fazla bağı kalmamıştı, sözleşmesi de bitiyordu ama Igor Tudor'un gelişinden sonra forma bulmaya başladı, aldığı süre arttı, yeni sözleşme yapılma kararı alındığını söyleyelim. Bu şekilde Daichi Kamada defterinin de kapandığını söyleyelim. Başta söylemiştim, bir kez daha hatırlatalım. Dursun Özbek mazbatasını aldı ve gelenek olduğu üzere mazbatasını aldıktan sonra bir numaralı kurucu üye Ali Samiye'nin mezarını ziyaret etti. Tabii ki oraya gidince her zaman gelenek olduğu üzere Süleyman Seva'nın kabrini de ziyaret ettiğini söyleyelim. Bunun bir gelenek olduğunu, yine devam edeceğini de vurgulamamız gerekiyor. Şimdi Galatasaray'da bir haber verelim. Galatasaray Davinson Sanchez'in kalması yönünde kendisine bir takım isteklerde bulundu. Ama Davinson Sanchez kalma noktasında çok ısrarlı değil, böyle söyleyebiliriz. Neden değil? Çünkü Victor Nelson öncelendi, Abdülkerim Bardakçı öncelendi. Dolayısıyla üstelik oraya ihtiyaç halinde Kaan var, Emin Bayram geri dönüyor. Gitmeye daha sıcak baktığını da vurgulamam gerekiyor. Bu arada bir haber var. Önce onu isterseniz sizinle paylaşayım ki hani benim çok fazla
kabul edebileceğim, inandığım bir haber değil. Ama yine de söyleyelim. Kerem Aktürkoğlu gidecek söylemiştik. Yerine Yusuf Sarı'nın geleceği haberleri kamuoyunda yansıdı. Ama şöyle bir gerçeği söyleyeyim. Bir kere pozisyon olarak aynı pozisyonu oynamıyorlar. Bir, yani ben bazı haberleri de size verip onun üzerinde de konuşuyorum. Bir kere aynı pozisyonu oynamıyorlar. Yusuf Sarı sağ tarafta oynuyor. Sol ayağıyla sağ tarafta içeriye kat ederek oynayan bir oyuncu. Yusuf Sarı ayrıca şunu söyleyelim, oraya Yunus Akgün geliyor. Yani Yunus Akgün de geri dönüyor. Leicester City ile bağlantısını kesmişti. O zaman yani niye Galatasaray, Barış Alper de var, niye alsın Yusuf Sarı'yı? Çok okazyon ya da işte çok uygun şartlarda, yani Türkçesiyle bir pozisyon oluşursa farklı bir şey olabilir. Ama ben öncelikle Yusuf Sarı düşüncesine katılmıyorum. Onu özellikle söylemek isterim. Şimdi gelelim Erden Timur meselesine. Biliyorsunuz Galatasaray'da Erden Timur'un varlığı çok ciddi bir şekilde bir güven oluşturmuştu. Şimdi Erden Timur, bugün Ali Naci Küçük'ün haberi de vardı bu konuda. Erden Timur ikna edilemiyor ve göreve devam etmeyecek. Önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla veda edeceği haberi var ki Galatasaraylılar bilmiyorum bunu nasıl değerlendirirler, yorum olarak alta yazarsanız onu da okuruz. Tabii Icardi konusu, Icardi söylemeden, yazmadan, konuşmadan geçirecek bir isim değil. Icardi, La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport'a göre Ses Fabregas Como takımında, Ses Fabregas tarafından ciddi şekilde isteniyor. Hatta olaya şöyle bir ifade de yüklenmiş, bir anlamda yüklenmiş. Büyük rüya diyorlar. Büyük rüya, yani Icardi'nin gelişini büyük rüya olarak kabul ediyorlar. Hatta onun orada o bölgede bir evi olduğunu, Como'ya geleceği söyleniyor. Ama yani yine söyleyelim, yine yorumumu yapayım. Yani Icardi öyle kolay kolay Galatasaray'dan kopmaz. Yani kendisini Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyor. Oraya aidiyetinin çok yüksek olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi daha önce gündeme getirdiğimiz bir iki haberi biraz daha zenginleştirerek size sunalım. Demiştik ki İlkay Gündoğan çocukluk aşkım için oyun zamanı geldi demiş ve bir sene sonrayı işaret etmişti. Bu manada Galatasaray Başkanı seçim zaferinin armağanı olarak da onu Galatasaray'a kazandırmak istediğini söylemiş. Hatta telefon görüşmesi yapmışlardı. Peki sonra şöyle bir cümle çıktı. İyi de yani İlkay'ın parası nasıl sağlanacak? Bu noktada da az önce söylediğim gibi Ndombele ve Oliveira'nın 6 milyon euro gibi bir maaş bütçesi var. İşte bu maaş bütçesi ortadan kalktığı andan itibaren bu parayı İlkay'a verirsek sorun çözümlenecektir. Ayrıca 27 milyon euroluk bir bütçe de bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nden playoff sonrasında galibiyet primlerinin arttığını da söyleyelim. Yani belki de bu rakam 40 milyon euroları bulabilir. Sonuç itibariyle Galatasaray oradan gelecek parayı da önceleyerek bu işi gerçekleştirmek istiyor. Bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Tabii eğer bu gerçekleşirse hedefin büyük olduğunu söyleyelim. Duruma göre, stoperlerin gidişine kalışına göre Varan ve Casemiro isimleri de hala gündemde. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yine bugün gerçekten orta sahada Galatasaray'ın çok net bir şekilde hamle yapacağı bilincinden hareket ederek belki de menajerler de kulüpler de bunu öncelikli olarak gündeme getiriyorlar. Gazetelerde de haberleri yer alıyor. Mateo Kovacic, Manchester City'nin oyuncusu. Hatta oyuncu Şubat sonunda da konuşulmuştu. Takımda yeni sezon yer almayacağı belirlendiği için oyuncunun gitmesi söz konusu. 46 maç 3 gol 1 asistle oynamıştı. Merkez orta saha oyuncusu 2713 dakika sahada kaldı Mateo Kovacic. Yani Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmaya çalışıyor. Az önce söylediğim gibi İlkay gibi, işte Varan gibi, Casemiro gibi, Kovacic gibi, yani gerçekten çok çok önemli oyuncuları ki elinde de zaten çok değerli bir malzemesi olduğunu söyleyelim. Bugünün belki de en dikkat çekici, en çarpıcı haberi
şimdi söyleyeceğim haber diye düşünüyorum. Bu arada onu söylemeden önce hemen Berkay Yılmaz'a bir geçelim. Berkay Yılmaz da Freiburg'un 19 yaşındaki oyuncusu, Galatasaray'ın zaten gündemindeydi. O da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Bir yıl sözleşmesi var. Bence çözümlenebilir ve orada Köln'le birlikte bir rekabet içerisine girebilir diye düşünüyorum sıkıntılı süreçte. Ve gelelim günün haberi dediğim habere. Biliyorsunuz Beşiktaş'la adı anılmıştı. Jan Niklas Beste'den bahsediyorum. Heidenheim'in çıkışında çok büyük payı olmuştu. Sky'dan arkadaşın ismini de söyleyeceğim, gazeteci arkadaşın, Florian Plettenberg'un haberine göre sol kanat oyuncusu Galatasaray'ın da gündeminde, Beşiktaş'ta gündemde olduğu gibi. 25 yaşında, 10 milyon euro gibi bir bütçesi var ama 5 ila 7 milyon arasında bir paraya çözümlenebilir deniyor. 32 yaşında, 8 gol 14 asisti var. Sol kanat oynuyor. İşte Kerem Aktürkoğlu gittiğinde alternatif olabilecek bir oyuncu olabilir diyebiliriz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.